Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz son günlerde gündemde olan, halkı da birazcık tedirgin eden bir konu. Pestisit kalıntısı nedir? Pestisit kalıntısının insan sağlığına zararları nelerdir ve bu zararlar nasıl önlenebilir? Öncelikle bizler yıllardır bu konuyu dile getirmeye çalışıyoruz fakat hiçbir zaman bu kadar popüler olmamıştı. Bu kadar popüler olmasının sebebi Türkiye'de üretilen gıda ürünlerinin, tarım ürünlerinin yurt dışına satıldıktan sonra satıldığı ülkeler tarafından bazı testlere tabi tutulması ve bu ürünlerde bir kısmında pestisit kalıntısı kabul edilebilir normların üstünde çıkması, bir kısmında ise aflatoksin çıktığı için iade edilmesinden dolayı halkta bir tedirginlik oluştu. Haklı olarak bir tedirginlik oluştu. Çünkü birazdan bahsedeceğim konuları tek tek anlatmaya başladığımda ne kadar önemli bir konu olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle pestisit nedir? Bundan bahsedelim. Pestisit tarım ürünlerini üretirken hastalık ve zararlara karşı biz üreticilerin kullandığı kimyasal içeriklerdir. Peki pestisit kalıntısı nedir? Hasat ettiğimiz ürünlerin her bir pestisit grubu içerisinde kabul edilebilir bir alt limiti vardır. Testlere tabi tutulduktan sonra o pestisitin, o alt limitin daha üzerinde olduğu durumlarda bu üründe pestisit kalıntısı var demekteyiz ve insan sağlığına doğrudan zararı var diyebilmekteyiz. Bugün masumiyet göstergesi olan anne sütünde dahi ne yazık ki pestisit kalıntısı çıkmaktadır. Peki pestisit kalıntısının insan sağlığına zararları nelerdir? Biraz anlatmaya başlayayım ama siz tedirgin olacaksınız. Maalesef bunları söylemek zorundayım. Sinir sistemine doğrudan zararı var. Sindirim sistemine, solunum sistemine doğrudan zararı vardır. Hormon sistemini bozmaktadır, doğrudan zararı vardır. Kısırlığa kadar neden olabilen büyük zararlar açmaktadır insan bedenine. Hepsi bir tarafa, pestisitlerin ciddi bir kısmı kanserojendir. Yani vücutta kalıntı birike birike o kişinin kanser olma riskini arttırır. Ne yazık ki çok kontrolsüz bir şekilde yapılan üretimlerde öyle toplumlarda kanser oranının yüksek olmasının sebebini bu kimyasal ilaçlara bağlanmaktadır. Ben bu pestisit kalıntısını ikiye ayırmak istiyorum size anlatırken. Birincisi, tüketici nelere dikkat etmelidir? İkincisi, ürünlerde bu bulaşıklık olmaması için üretici nelere dikkat etmelidir? Öncelikle tüketici aldığı ürünü çok iyi dezenfekte etmeden, çok iyi yıkamadan tüketmemelidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gıda mühendisi arkadaşlar bunu çok daha iyi bilir. Pestisit kalıntısının önlemenin en iyi yolu akan bir suda aldığınız ürünlerin güzelce ovalanarak yıkanması. Daha güçlendirilmiş sistemlerde sirkeli su, tuzlu su, karbonatlı su gibi sularda bekletilmesi de öneriliyor. Fakat en etkili yöntemin ovalayarak çeşme suyunda yıkanması. Öncelikle bu ürünlerin kabuğunun soyulması ve pişirilerek tüketilmesi de alternatif yöntemler arasında gözükmektedir. Kalıntı riskini sıralayacak olursak en çok tehdit içeren yaprağını tükettiğimiz bitkiler yani marul, maydanoz, işte dereotu, roka gibi ürünler alırken dikkat edilmelidir. Daha sonra yaş meyve yani şeftali, erik, elma gibi ürünlerde daha fazla pestisit kalıntısı gözlemlenmektedir. Daha sonra ise bitki yumruları yani patates, turp, yer elması gibi ürünlerde ise risk vardır ama azalarak gitmektedir. Antep fıstığı, fındık, ceviz, kestane gibi ürünlerde ise pestisit kalıntısından ziyade aflatoksine dikkat edilmelidir. Aflatoksinle ilgili daha önceden bir video paylaşmıştım sizlerle. O videoyu izlerseniz aflatoksinin de en az pestisit kalıntısı kadar insan vücuduna, özellikle akciğer kanserine sebep olduğunu anlatmıştım o videoda. Takip ederseniz onu da görebilirsiniz. Ama bu videomuzun konusu pestisit kalıntısı. Ürünleri aldığımız yer çok önemlidir. Ne demek istedim? Lütfen dikkat edin alırken. İyi tarım sertifikası var mı? Organik tarım sertifikası var mı? Sertifikası diye özellikle bahsediyorum. Çünkü biz köylülerden, taşrada yaşayan insanlardan aldığımız ürünlere organik sıfatı takıyoruz hemen. Bu doğru değildir.
organik veya iyi tarım olabilmesi için bir sertifikaya ihtiyaç duymaktadır. İyi tarım yapan bir işletme zaten bu belgeyi alabilmek için ürünlerini pestisit testine sokmak zorundadır. Örneğin biz iyi tarım yapmaktayız kendi işletmemizde. Ben dost işletmelerimize de bunu şiddetle öneriyorum. Ve ürün satarken de esasında daha rahat bir satış politikasıyla bu bilinç oturduğunda ileride de uzun vadede de çok faydasını görecektir. Üretici, tüketici ise aldığı ürün iyi tarım sertifikası taşıyorsa pestisit kalıntısının insana zarar vermeyeceği noktada kaldığını bilmelidir. Organik tarım daha da iyi elbette ki. Organik tarım sertifikası olan ürünlerde daha kontrollü, daha doğal tırnak içerisinde bir ürün yetişmektedir ve bu insan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Daha sonrasında ise zincir marketlerden veya çok bilindik manavlardan almaya çalışın. Ne demek istiyorum? Biz de zincir marketlere kendi ürettiğimiz ürünlerden veriyoruz ve sayısız sertifikaya tabi tutuyorlar, sayısız analize tabi tutuyorlar. Yani kolay değil onlara ürün verebilmek. O yüzden onlar birazcık daha dikkatliler en azından insan sağlığı konusunda. Tabii kurumsallığın getirmiş olduğu da bir ciddiyet var. Daha sonrasında ise halden geçtiğine inandığınız pazardan, pazar ürünlerinden alabilirsiniz. Halde denetime tabi tutulmuştur umuduyla onlardan alabilirsiniz. En tehlikeli grup ise aslında sizin en doğal olarak zannettiğiniz, birçoğunuzun en doğal olarak zannettiği bu sergici teyzelerimiz, amcalarımız olur. Yöresel kıyafetleriyle kendileri üretmişlerdir, satıyorlardır. Ve biz onu alır organik diye tüketiriz toplum olarak maalesef. Bu en tehlikeli gruptur. Çünkü hiçbir denetime tabi değildir. Hiçbir şarttan, hiçbir analizden geçmemiştir. Örnek veriyorum. Daha sonra bu konuya geleceğim ama şimdiden örnek veriyorum. İlaç dozu. Yani mesela 50 gram bölü 100 litre kullanılması gereken bir ilacı ne yazık ki bilinçli üretici olmayan bir kişi 500 mililitre bölü 100 litre yapabiliyor. Hatta 5 kilo katabiliyor 100 litreye. Elinde ne kaldıysa ruhsatlı ruhsatsız olup olmadığına, yasaklı ya da yasaklı olup olmadığına da bakmıyor maalesef. En tehlikeli grup, bana kızacaksınız ama bu grup yani şöyle köşe başlarında küçük yığınlar halinde satış yapan o iyi niyetli üreticilerimiz maalesef en tehlikeli olma ihtimali yüksek olan grup bu grup. Şimdi ise ikinci konuya gelelim. Yani tarımsal üretim yapan insanların dikkat etmesi gereken konular. Bu konu çok önemli. Çiftçilerin üretim kaygısı, kazanç kaygısı olduğu gibi vicdani olarak da doğru işler yapması gerekmektedir. Ne demek istiyorum? Kullandığımız ürünler yanlış ise, hatalı ise, dozu yüksek ise sağlıklı insanların sağlığını bozuyor, insanları kanser ediyor, insanların biyolojilerini bozuyor. Bu çok tehlikeli. Bu yüzden vicdani sorumluluk altında olduğumuzu üreticiler olarak unutmamamız lazım. Pestisit kullanılmadan üretim yapılabilir mi? Çok küçük üretimler yapılabilir ama insan nüfusu, dünya nüfusu 8 milyar. Giderek de artmakta ve üretim alanlarımız sınırlı. Yani sınırlı alanlarla sınırsız olma ihtimali olan insan grubuna biz üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Bu kadar insanı doyurabilmek için kimyasal gübrede kullanacağız, kibrit tohumda kullanacağız, yeri gelecek pestisit de kullanacağız, hepsini kullanacağız. Fakat dengeli bir şekilde kullanacağız. Doz aşımı kesinlikle yapmayacağız. Yasaklı yani yasaklanmış pestisitleri kesinlikle kullanmayacağız. Sihas dediğimiz bir yöntem var. Bu teknik bir tabir. Son ilaçlama tarihiyle hasat arasında geçmesi gereken bir süre var. Bu her bir ilaç için, zirai ilaç için farklı bir zaman dilimi taşıyor. Buna çok dikkat edeceğiz. En önemli hususlardan birisi bu. Dozu aşmayacağız dedim. Ne demek bu? Örnek veriyorum. Bağımız var, üzüm bağımız ve turunçgil unlu biti bulaştı tarlamıza. Bunun için de asetamiprit kullanmaya karar verdik. Bu asetamipritin kullanım oranı 100 litreye 50 gramdır. 50 gramı geçmememiz lazım. Ve bu ürünü uyguladıktan sonra 15. günde biz bu ürünleri, üzüm tanelerini toplayıp satabiliriz. Bunları yaptığımız takdirde hem insan zararına sebep olacak düzeyde ilaç kullanmamış olacağız, hem de kullandığımız ilacın üzerinde
Artık etkisinin geçtiği gün sayısı geçmiş olacak. Yani 15. günde 50 gram kullandıysa gasetamipriti artık insan sağlığı için zararlı değildir. Bu o eşiğin altındadır. Yasaklı madde kullanmayacağız. Yani öldürmüyor diye ya da geleneksel yöntemlerden alıştığımız önceki yıllarda kullandığımız X ilacı var diye o ilaçtan merdiven altından bulup uygulamayacağız. Bu çıktığı zaman ekonomik yaptırımı da var. Bunun çok ciddi cezaları da var. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Şimdi çiftçilerin ne dediğini duyar gibiyim. Ya biz ilaçlıyoruz. Eskiden bir ilaçlamada ölürdü bunlar. Bu zararlılar ya da hastalıklar önlenirdi. Şimdi 3 kere ilaçlıyoruz, 5 kere ilaçlıyoruz ve zararlarla baş edemiyoruz. Haklısınız, bizlerin de başında. Fakat bunu önlemenin yolu ilme uygun hareket etmeyerek insan sağlığını tehlikeye atmak değildir. Ne demek istiyorum? Hastalık ve zararların artık bu ilaçlara bağışıklık kazanması halinde dahi bunun önüne geçilebilecek yöntemler var. Örnek veriyorum, ne olsun bir şeftali bahçemiz var. Ama yanında da 5 tane daha şeftali bahçesi var bize ait olmayan. Entegre mücadele etmek lazım. Diyelim ki Empuaska zararı şeftalimize zarar verdi. Sadece bizim uygulama yapmamız bizi kısa süreliğine kurtarır ama komşularımız uygulama yapmazsa ilacın etki süresi geçtikten sonra onlarda üreyen empuaskalar gelir bizim ağacımıza tekrar bulaşır ve biz tekrar ilaçlamak zorunda kalırız. Tekrar 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 derken bu bulaşıklık riskini arttırırız pestisitlerde. Ne yapmalıyız? Entegre mücadele. Yani orada 5-6 bahçe varsa tamamının aynı anda ilaçlanması sağlanmalıdır. Böylelikle bir defadaki ilaçlama eğer bağışıklığı yoksa o zararlının bir defada ilaçlama bu sorunumuzu giderecektir. Bir diğer yöntem ise değişimli ilaç kullanmak. Yani hastalık ve zararlıların artık sınırlı sayıdaki etkili maddelere karşı dayanımı var. Bir bağışıklık geliştirdiler. Bu bağışıklığı önlemek için değişimli etkili maddeler kullanmamız lazım. Örnek veriyorum, fındık üretimi yapıyoruz ve fındık iç kurduna karşı ilaçlama yapmak istiyoruz. İlk yıl ne kullanalım? Lambda sayholetrin kullanalım. Bir sonraki yılda işe yaradı diye aynısını kullanmayalım. Çünkü fındık iç kurdu buna bağışıklık geliştirecek bu şekilde kullanırsak. İkinci yılda ne kullanalım? Spinosad kullanalım. Üçüncü yıl deltametrin kullanalım. Değiştire değiştire gidelim. Böylelikle bağışıklık kazanamayacak zararlı ve bir veya iki ilaçlamayla bu sorunu çözmüş olacağız. Bir diğer güzel yöntem ise tuzaklarla, yani hiç ilaca bulaşmadan tuzaklarla, zararlarla mücadele. Ne demek istiyorum? Mesela biz bademde kullanıyoruz. Badem iç kurdunun çıkış dönemini yakalayabilmek için tuzaklar kullanıyoruz. Tuzaklardaki çıkış gününe göre ilaçlama takvimimize karar veriyoruz. Böylelikle daha az ilaçlama sayısıyla mücadele ederek başarı sağlayabiliyoruz. Böylelikle hem maddi anlamda kazanç sağlıyoruz, hem emek anlamında kazanç sağlıyoruz, hem de ürünlerimiz daha az ilaçla muhatap olmuş oluyor. Veya feromon tuzaklar. Feromon tuzaklarla böcekler yakalanarak ilaçsız da, popülasyon küçükse ilaçsız da bu yöntemin önüne geçilebilir. Bir diğer yöntem ise biyolojik yöntem. Yani hiç ilaçla muhatap olmadan biyolojik zararlısıyla, yakalayıcısıyla zararlının önüne geçebilmek. Her zaman örnek veririm. Hepiniz de biliyorsunuz zaten uğur böcekleri yaprak bitleriyle beslenir. Yani uğur böceği popülasyonunu korursak yaprak biti sorunumuz olmayacaktır. Bu şekilde yöntemlerle, tabi bunları ilmene uygun şekilde yaparak pestisit kalıntısını dolaylı yönden önlemiş oluruz. İki yöntemden de bahsettim sizlere. Üreticinin yapması gerekenler, tüketicinin yapması gerekenler diye. Fakat tüketici meyveye bakarak onun analizden geçip geçmediğini, nasıl üretildiğini ya da üzerine pestisit olup olmadığını gözle fark edemez. Ya da kendisi bir teste tabi tutamaz kendi mutfağında. Bunu yapacak kişiler bu işle yetkilendirilmiş kamu görevlileri olmalıdır. Türkiye'de 81 il var. 81 ilin tamamında tarım il müdürlükleri var. 900'den fazla ilçe var. Tamamında tarım ilçe müdürlüğü var. Tarım Bakanlığı'nın 140 binden fazla kamu çalışanı var. 140 binden fazla. Bunun çok az bir kısmı kullanılarak güzel bir organizasyonla bu denetim ağı genişletilerek halkın sağlığı korunabilir. Ben demiyorum yapmıyorlar. Çok ciddi denetimler var. Sürekli benim de muhatap olduğum denetimler var. Ama halk bunu görüyor.
bu haberlerden etkileniyor. Yurt dışına giden ürünler bile pestisit kalıntısı taşıyorsa, yurt içinde kalanlar demek ki daha zehirli, insan sağlığını daha tehlikeye atan ürünler diye bakıyor. Bu tedirginlikle yaşıyor. Kamu personelleri, kamu görevlileri, denetçiler bu denetim sıklıklarını halkla paylaşarak arttırırsa hem bir halkımızda kamuya karşı güven sağlanır hem de bir şey yiyip içerken aklında binlerce soru belirmez. Türkiye'de 5 milyondan fazla devlet memuru var. Yani her 15 kişiye bir tane devlet memuru düşüyor. Yani 16. kişi devlet memuru bir ortamdaki. Bu ne demek? Dünya ortalamasının gayet üstündeyiz demek. Yani yeterli kamu görevlimiz var bizim. Bu kamu görevlileri doğru planlamalarla denetimleri arttırılabilir. Veya denetimleri yeterli görüyorsa kıymetli yetkililer bunu halka anlatabilir. Çünkü halkta ciddi bir güvensizlik duygusu var maalesef. Bunu hızlıca yenmek gerekiyor. Üretim satış zinciri kontrol altına alınmalı. Bu zincir kontrol altına alınırsa zincirin herhangi bir noktasında alınan bir numune rahatlıkla bu kalıntı testine tabi tutulabilir. Cezaların yaptırımı biraz ağır olması gerekiyor. Yani bunu göze alamamalı üretici veya satıcı. Çok kulağa hoş gelmese de bu kenarda köşede yasa dışı şekilde küçük meyve gruplarını satmaya çalışan insanlar önlenmelidir. Bizim halkımız hemen tepki gösterir zabıtaya. İşte seyyar satıcının satışına neden engel oluyorsun? O küçücük para kazanıp ailesini geçindirmek istiyor. Vicdan cümleleriyle yaklaşır her zaman zabıtalara. Bundan halkımız vazgeçmelidir. Çünkü o sokak satıcılarının sattığı ürünleri hiçbir teste tabi tutulmadığını halk bunu bilmelidir. Belki üzerinde 10 yıl önce, 20 yıl önce yasaklanmış bir zirai ilaç var. Onu uyguladı üreticisi ve siz onları tüketeceksiniz. Lütfen böyle durumlarda da kamu görevlilerine hak verin, onları anlamaya çalışın. Onlar aslında sizler için bu mücadeleyi veriyor. Umarım başarılı bir anlatım yapabilmişimdir. Bu arada kamu görevlilerinin sıklıkla denetim yaptığını biliyorum. Ben denetimler arttırılsın ya da yapılan denetimler halkla paylaşılsın diyorum. Bu noktadayım. Asıl vicdanlı davranmamız gerek. Halkımızın vicdanlı olması gerekiyor. Yani ne demek? Bu üretici yasaklı ilaç kullanmayacak. Dozundan fazla ilaç kullanmayacak. Hasat zamanıyla ilaçlama zamanı arasındaki mesafeyi ilmine uygun rakamlarda tutacak. Böylelikle halk sağlıklı tarımsal ürünlere ulaşmış olur. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı her zamanki gibi video altına veya mail kanalıyla bana iletebilirsiniz. Çok sık soru alıyorum. Elimden geldiğince özellikle mail kanalıyla bu sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Güzel de bir kitleye ulaştığımız kanaatindeyim. Umarım böyle devam eder. Bu şekilde videoları görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Videoların daha geniş kitlelere yayılmasını faydalı görüyorsanız beğenebilirsiniz videoları. Sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum. Esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın.